Arkadaşlar merhaba. Taşı mı oynayacağız? Mahvoldum yine ya. Merhabalar. Bayağı uzun bir aradan sonra böyle dank bir tuvalette bir açılış yaptım. Saçımı mı boyayacağız? Vloga böyle başlıyorum. Direkt böyle başlıyorum çünkü yani bu saçın artık boyanması gerekiyor. Yani bugün annem saçımı boyadı. Evet. Şimdi boyalarım geldi. Evde boyuyorum saçımı. Bu ikinci boyayışım olacak evde. İki sefer kuaförde boy yaptım. İki seferde de yani bununla beraber iki olacak. Evde boyuyorum. Igora'nın 877'sini kullanıyorum. Açıcı olarak da açıcı. Oksijen olarak yine Igora'nın ikini kullanıyorum. Bir de geçen kuaföre gittim saçımı kestirmeye. Yani tanıdık bir kuaförde. İlk defa saçımı boyadığımı gördü falan. Sonra bana böyle bir şey verdi. Bu işte bakır saçlar için böyle daha bir canlılık veriyormuş saçım. Öyle dedi bana. Valla ben de onun yalancısıyım. Bunu verdi bana bedavaya. İşte bu bir kutu. Bunu yarı yarı iki boyamında kullan dedi. Bugün yine bunu deneyeceğiz. Deneyelim. Hadi boyayalım. Çünkü şu an dibim çok kötü. Yani bayağı kötü şu an saçlarım. Bu arada saçımı kestirdim. Görürsünüz zaten şimdi. Şuradan boyayalım. Hatta utanmasa burada olacaktı. Beni öldüm bittim sandın hoş geldin. Beni görmezden gelmişsin. Ve annemi yine saçma sapan müzikleri çalıyorum. Her an bir yerde İzmir Marşı çalabilir yani hazırlıklı olun. Biliyorsunuz böyle bir ev burası. Ne eksik biliyor musun? Anne. İsmi Marşı açtı bir anda. Şey, anlamayanlarınız varsa annem biraz Atatürk'ü çok seviyor. Bu adamı sevmiyor olasak. Yani tüm banyoyu da gördünüz ama yapacak bir şey yok. Şurada. Böyle. Pijamı görmeyin. Bunu böyle kesiyorsunuz tamam mı? Çok kötü kokuyor şu an geldi kokusuna. Nefes kaldım. Ve çıkıyor işte. Ben bu yıl... Malum turu. Yoruldum. Bu saç proteini olarak geçiyormuş. Boyalara koyuyormuş kokusunu. Boyalara koyuyormuş kuaförde. Ben de koyacağım. Bir kaşık bundan koyuyorum. Şöyle bir görüntüsü var. Vallahi omuz antrenmanı yaptım şu anda. Bu da böyle bir şey. Ne oldu bilmiyorum. Kuaföre verdiği için koyuyorum. Kızıl lan bu. Tıkkani bir tepki verdim ama. Neyse koyayım. Şöyle bir görüntü var. Şimdi ben bunu bir karıştırıp geliyorum. Kendimi gerçek bir kimya mühendisi olarak düşünüyorum çünkü çok kötü kokuyor. Amonyak kokusu alıyorum herhalde. Bu arada tabağım nesbit tabağım. Boya şey alamam. Param yoktu. Boyaya verdim bari. Ben burada fark ettiniz mi bilmiyorum ama biraz sakar. Ay gözüme affolun. Yanlış bölüm seçmiş olabilir miyim? Çünkü ben böyleyse meslekte ne yapacağım acaba? Neyse. Andre Mohan. El sağlı. Havlumla bu. İnşallah dava açmam da. Sponsor havlusunu kullanıyorsun. Saçma ama. Sponsor mu havlusunu? Ne olacak? İstediğim gibi kullanıyorum. Falan reklam işte yapıyorum. Hazır mısın? Heyecanlandım. İnşallah güzel boyarsın. Önceki boyayışından hiç memnun kalmamıştım. Tamam, biliyorum. Ya... Hep saçımı çekiştirdi. Hem kahve servisi yapmalı. Bu saçımı bir tarayayım. Gözünü çıkar. Ya bu bundan ne bu? Olur mu bu?
tarak işte. Tarak mı nerede? Tarak elinde yaptım. Hayır, o tarak olur mu? Saçımı tarayacağım. Zaten taramışsın saçını. Taramadım. İşte taramış saçını. Anne nasıl? Anne bak saçımı çekiştiriyoruz ama. Ben böyle ah. Ya ne var? 2 saattir ne bekliyor? Tarayacaktım tarak elimden aldım. Seni kimseye tavsiye etmeyeceğim. İnsanlar senin arkada İzmir Marşı açmanı bekliyor biliyor musun? Ha? İnsanlar senin arkada İzmir Marşı açmanı bekliyor. Niye? Bir kere ben video çekerken arkada İzmir Marşı açmış. Like atan geçirmiştir her video çekerken. Şey hiç fark etmez. Ne? Zaman şey. Sesli konuş biraz. Her zaman çalabilirim. Ne? İzmir Marşı. Bu adamı sevmiyor musun? Şimdi sen de prensesler gibisin de saçını boyarken. Yıkarım saçımın üstüne çıkıyorum ama şekil falan vermedim çünkü yarın kuaföre gideceğim. Orada fön çektireceğim, onun için evde uğraşmak istemedim. Bu arada saçımı kestirdim dedim zaten. Çok kısa oldu yine. Ya da saçım böyle olur Engin. Hadi bir göstereyim. Kaşlarımı beğendim bu kez. Bu kez tuttu kaşlarımı boyası. İki seferde boyuyorum boyuyorum. Kaşlarımın rengi tutmuyor. Kahverengi kahverengi geziyorum. Çok sinirliydim. Bu kez oldu. Rengi de hafif bir kızılımsı oldu. İçine saç şeyi koydum ya kuaförün verdiğine. Güzel oldu bence. Zaten aktıkça bu bayağı bir turuncu oluyor. Onun için ilk başta kızıl gelmesi iyi oluyor. Yani böyle aynı anda iki farklı renk kullanıyormuşum gibi. Neyse. Böyle. Yarın şekil verdikten sonra görürüz. Yani benim videoyu açmamı beklediler. Selam tekrardan. Makyaj yapacağız. Ben videoyu açarken direkt saç boyamayla giriştiğim için size ne yapacağınızı falan söylememişim. Bu arada saçıma fön çektirdim. Size gösteririm sadece ilgili birazdan. Çünkü bu ışıkta biraz biliyorsunuz farklı çıkıyor. Ne yapacağımı söylememişim. Bugün Şule ile buluşacağız ve Harbiye'ye gideceğiz konsere. Emircan Eylül konserine gideceğiz. Biz bu konser için bileti Nisan ayında falan aldık. Yani bayağı bir süredir bu konseri bekliyorum. Onun için çok şükür yani geldi. Bayağıdır Emircan ile konser istiyordum ve Harbiye'ye gitmek çok istiyordum. Harbiye'ye henüz hiç gitmemiştim. Onun için çok heyecanlıyım. Şimdi bir yüzümü nemlendirip makyaja geçeceğim. Ve biraz şey hakkında konuşacağım. Ben biliyorsunuz ki bir süredir hiç aktif değilim Instagram'da. Yani YouTube'da zaten öyle sürekli video atıyorum gerçi. Ayda 2-3 tane atıyorum ama bir süredir hiç atmadım. Instagram'da yaklaşık 3 aydır falan hiçbir şey üretmiyorum, içerik üretmiyorum. Biraz bunun nedeninden, neden böyle bir şey olduğundan falan bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda birkaç çevremden gördüğüm şeyler dolayısıyla sosyal medyanın gerçekten hani daha önce hiç bu kadar etkilememişti beni. Bir şekilde psikolojimi etkilediğini düşünüyorum. Şimdi bu çok böyle ne diyorsun sen havasında bir konuşma olacak ama ben artık sosyal medyanın yani gerçekten ben öyle bir samimiyetsizlik yapmıyorum kimseye karşı ya da kendime karşı da böyle bir saygısızlıkta bulunmuyorum. Olmadığım bir kişiyi gösterme çabasına değilim. Ama diğer insanların olmadığı kişiyi gösterme çabasından dolayı ben uzaklaştım biraz sosyal medyada. Bu arada güneş kremini sürdüm. O emilirken birazdan konuşacağım. mesela ben sınavlarımdan dolayı aktif olamadım. En baştaki temel sebep sınavlarımdı benim. Aslında şu an sınavlarım bitti. Bir bitene bir 2-3 hafta falan olacak ve ben hala hiçbir şey üretemiyorum. Sosyal medyada biz hep kendimizi beğendiğimiz halleri paylaşıyoruz. Yani ben mesela kendimi beğenmediğim bir videoyu, fotoğrafı yani spordayken, makyaj yapınca vesaire vesaire makyajsız hiçbir zaman paylaşmam. Bunu kimse yapmaz. Yani ben kendimi beğenmedim ama paylaşayım falan düşüncesi kimse de olmaz. Ve sadece kendimizi iyi hissettiğimiz zamanlarda paylaşım yaptığımızdan dolayı insanlar da o sırada kendini iyi hissetmediği bir zamanda o paylaşım yakalandığı zaman düşünüyor bende mi bir sorun var falan diye. Ben bunu mesela çok düşündüm. Yani ben mesela sınav zamanında bir içerik üretemediğimden dolayı ve içerik üretenleri gördüğüm zaman da hani ben niye yapamıyorum dedim. Hani insan sınav haftasında içerik üretmeye devam ediyor. Ben yapamıyorum. Benim öyle bir skillim gelişmemiş yani. Ben sınav haftasında sadece ders çalışmaya odaklanmış bir insanım. Maksimum vlog çekebiliyorum.
Ama mesela insanların bunu yapabildiğini gördüğümde falan diyor, sorun bende mi? Bu düşünceyle beraber ben çok uzaklaştım şu an Instagram'da içerik üretmekten. Ve sonra mesela spora başladım. Spor içeriği üretmek için tekrar araştırmalar yaptım. Böyle birkaç derdi toplu içimde aklımda Riyaz fikri vardı onlar için. Sonra baktım ki ben bunu yapmak istiyor muyum diye bir düşündüm. Çünkü ben mesela oraya kendi fiziğimin iyi çıktığı bir şeyi koyacağım, paylaşacağım. Bir insan bakacak diyecek, ben de bu hareketleri yaparsam belki fiziğim böyle olur diyecek. O beklentiye girecek. Ve hani herkesin metabolizması farklı. Ya da genetiği farklı. Ve bu durumdan dolayı kendini bir geri çekecek. Bir yapmak istemeyecek onu. Yapmak istemeyecek değil. Onu yapmaya çalışacak. Ve onu yapamayınca psikoloji daha da bozulacak. Ve sosyal medyası da bunu yansıttığından dolayı. Ben de insanları kötü etkilemek istemediğimden dolayı. Bugün bu psikolojiye girdim. Ama bu aslında sosyal medyanın kendisi. Yani bu sosyal medyanın tam olarak bize yansıttığı düşünce zaten. Ve böyle düşündüğünüz zaman videolarım diyorum. Cümlelerim çok devrik oluyor şu an, farkındayım ama siz benim ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bunu böyle ince ince düşündüğünüz zaman sosyal medyadan bayağı bir çekiliyorsunuz. Ve ben bu düşünceden dolayı yani çok güzel çıktım fotoğrafı bile artık paylaşamıyorum. Çünkü bu aslında ben miyim? Yoksa kameradaki ben miyim? Yoksa gerçekteki kişi bu ben miyim? Ben miyim bu falan diye düşündüğümüz zaman istemiyorum. Mesela şu an bu videoyu çekiyorum. Mesela bu videoyu izleyeceğim ve diyeceğim ki acaba aynada gördüğüm kişi bu mu? Yani gerçekte bir insanların gözünden gördüğümüz kişi bu mu diye bir düşünceye gireceğim. Belki bu videoyu da paylaşmayacağım. Yani böyle bir düşünceye gireceğim eninde sonunda. O yüzden sosyal medyadan biraz uzaklaştım. Ve en temel sebebe geliyorum. Mühendislik okumayın ya. Yemin ederim mühendislik okumayın. Ben gerçekten kendimi öldüreceğim. Vallahi kendimi fazla atacağım yani. Neyse, kapatıcıya geçiyorum Nix. Bu arada Maybelline'in bu kapatıcısını da aldım ben yokluğumda. Bu daha güzel. Haberiniz olsun. Ama Nix'in tonu bir tık daha açık olduğundan dolayı şu an Nix'i süreceğim. Öyleyse de canım. Bayağı bir konuştum. Babam da evde bugün. O yüzden arkadan babamın sesini duymanız çok olası. Ama şu an şey düşüncem yok. Sosyal medyayı bıraktım. Geri dönmeyeceğim düşüncem yok. Şu an sadece biraz sanırım kendime baş başa kalmak istedim. Mesela bu videoyu paylaştıktan sonra mesela story atmam gerekecek ve o zaman bir geri dönüş niteliğinde olacak bu. Geri dönerim. Ama mesela sosyal medyada şöyle bir şey de var. Bir süre içerik paylaşmadığınız zaman etkileşiminiz düşüyor. Ve eski etkileşiminizi yakalayamadığınız bir evre oluyor. Mesela 2-3 tane üye satacağım mesela ben şimdi ve eski etkileşimim orada olmayacak. Bu benim mesela moralimi bozacak ve ben yine ara vereceğim. Ben bak açık sözlü bir insanım, böyle oluyor. Ay şu an kapatışım ne kadar kötü duruyor. Neyse, öyle oluyor. Yani bu kesinlikle içerik üretmenin zor olduğu anlamına gelmiyor burada. Ben içerik üretmenin zor bir şey olduğunu, meslek olduğunu, influencer'ını falan kesinlikle savunmuyorum. Mühendislik dersini gördükten sonra böyle bir savunma olamam zaten. Olamaz zaten. Vallahi mal gibi konuşuyorum ya. Gerçekten şu an kapatıcım umarım gördüğüm şekilde gözükmüyordur. Yoksa korkunç. Nix niye böyle ya? Bana böyle ölü beyazında bir kapatıcı lazım. Ölü beyazında. Mesela bu biraz sarı alt tonu ama bunun da en açık rengi bana koyu geliyor. Bana bir ölü beyazında bir kapatıcı önerebilir misiniz rica etsem? Ölü beyaz olmalı. Çünkü ben ölü beyaz renginde bir insanım. Ölü beyaz renginde bir insanım. Bakayım. Öyle. Biraz içimi döktüm. Şimdi biraz da hayattan bahsedelim. Dediğim gibi sınavlarım biteli 2-3 hafta falan oldu. Ve kesinlikle bölümü bırakacağım. Canım biraz kontür yapmak istedim. Flormar'ın bu nefret ettiğim kontürü. Şu artık bitsin de gideyim kendime yeni kontür alayım. Gerçekten hiç sevmiyorum çünkü. Bunu fırçayla sürün dediler. Yok. Ben böyle sevmem. Of. Hayat çok zor. Bu sıcaklarla makyaj yapmak çok daha zor. Şu Maybelline'in bu kapatıcısının en koyu rengini kontrol olarak kullanıyorlar. Onu yapmayı düşünüyorum. Çok mantıklı bir şey olarak geldi bana. Onu yapacağım büyük ihtimalle. Gideceğim bunun en koyu rengini alacağım olası bir indirimde. Bir üstün pembe pudrası. Gördüğünüz üzere bende iki kutu var şu an ve ikisi de bitti. Ama bitmedi.
yapmadım. Bu arada ben yaklaşık 2 haftadır falan hiç makyaj yapmıyorum. Hiç. Yani eyeliner, rimel sadece o kadar. Belki tint sürüyorum. Bayağı da yapmıyormuşum makyaj. Bu işte bu güzellik algısının psikolojimi bozma durumundan dolayı makyaj bile yapmıyorum yani. Ki insanlar böyle durumlarda daha fazla makyaj yapmaya başlıyor. Ben bozuk olabilir miyim? Bir düşündüm. Ben sana bozulmak. Neyse. Bu arada biliyorsunuz yakarsa bitti. Benden yine kampüsüyle konuşacağım artık ne oldu? Ben diksiyon dersine kadar ya. Diksiyon kursları falan var. Onlara mı katılsam? Bana şeyler geliyor şu an. İşte abla Yıldız Teknik Kampüstür. Kapatıcımın kapağı kırıldı ya. Ay anan. Paramparça oldu. Şey geliyor. Abla Yıldız Teknik Kampüstür falan. Arkadaşlar kampüs çok büyük. Ben onu gezdirmeye kalkarsam oradan benim pestilim çıkar. Zaten yaz okulum da var burada. Bu arada yaz okulundan yükseltmeye ders aldım. Niye? Malım. Neyine ya? Zaten zor verdin dersleri. Hala neyin yükseltmesini alıyorsun? Bilmiyorum. Malım çünkü. Neyse. Yaz okulu var zaten. Bir ara okula gidince çekerim diye düşünüyorum. Yani yanına bir arkadaşımı götürmem gerekiyor tabii. Benimle kampüs turu yapmak isteyen arkadaş varsa yazabilir. Bu arada göz yapımı en çok bu tip eyeliner'e yakınlaştırdığım için bu tip eyeliner'i çekiyorum benim. Kameram inşallah bulanık değildir. Temizlemiştim en son. Şu kenarları şunla. Bir de güneşleyeceğim. Bir de şu kaşımın ortasında bir şey yapayım. Benim kaşımın ortasında şey var. Doğum lekesi gibi bir şey ama tam olarak doğum lekesi değil. Bir kırmızılık var. Bu hep var. Yani doğum lekesi gibi bir şey ama doğum lekesi değil tam olarak. Ama doğduğumda da mesela alnımın ortasında böyle bir leke varmış benim. Çocuk fotoğraflarım falan da var. Ve ben nefret ediyorum o lekeden. Yani ne gerek var ki böyle bir şeye? Yanlış bölümde miyim acaba? Neyse göz pınarımızı aynen çekelim hemen. Jailbreak'in bir tane joy rengi var. Onu istiyorum. Almak isteyen varsa duyurulur. Mesela ben olsam kendimi dinlemem. Siz eğer bu videoları izliyorsanız sizi çok seviyorum. Çünkü gerçekten konuşamayan birini niye dinlersiniz ki? Ben böyle de açık sözlü bir insanım. Zaten ne olduysa bu halimden oldu. Bu arada ne giyeceğimi bilmiyorum. Dün biraz... Bakın yine bu güzellik standartları yüzünden dün kıyafet kombin yapmaya çalıştım işte. Şort etek giyecektim normalde. Üzerine de crop giyecektim ama fiziğimi beğenmediğimden dolayı büyük ihtimalle keten pantolon giyeceğim. Bacaklarımı beğenmediğimden dolayı. Gerçekten yani bu öyle iltifat edin babında şeyler değil. Gerçekten kendimi beğenmiyorum şu an. Şimdi biraz da makyajı bitireceğiz sonra of, bu kim ya falan. Geçen yine TikTok'ta bir yerde okudum. TikTok'ta. maskaranın adı niye maskara demiş birisi. Birisi de yoruma şey almış. Sürerken maskaraya benzediğimiz için. Şöyle sürüyoruz ya. Hak verdim bu arada. Şu kameramı bir sileceğim ya. Makyajım bitti. Ruju giyindikten sonra süreriz. Şimdi bir kombin yapalım. Ne giyeceğimi hiç bilmiyorum çünkü. Kombinimi göstereyim size. Nasıl olmuş bu bacım? Böyle bir üst giydim. Altıma da keten siyah giydim. Şort etek giymek istiyordum aslında. Ya da elbise.
Ama dediğim gibi kendimi şu an beğenmediğimden dolayı onları giyemedim. O yüzden böyle giyindim. Güzel oldum bence. Bence. Böyle itici itici konuştum az önce. Özür dilerim. Neyse makyajımda böyle çok siyah giyindiğim için de böyle turuncumsu bir far sürdüm. Bu şekilde bacım. Görüşürüz. Kafamda şu an şey çalıyor. Ezel'in bir tane yeni şarkısını bilmiyorum TikTok'ta mı sızdırıldı. Oraya takip edemedim. Ara beni gece FaceTime. Senin meleğim bir şey. O çalıyor. Benim sesim çok kötü olduğu için söyleyemem ama annem de arkada süpürge yapıyor. Bu annelerin habire süpürge yapma merakı tam olarak nereden geliyor? Hani kim çıkardı bunu ortaya? Hani biz niye her gün evi süpürmek zorundayız? Ben anlamadım yani. Evi bir günde umarım ileride anne olunca bu sözü yemem. Başak Burcu'yum bu arada yani. Yemem gerekiyor ama pek uygun gözüküyor. Neyse ben kaçıyor öte. Hello. Yemem. Çıktım. Çok şükür. Babamların bitmiş. Babam da evdeyken babamı kilitledim. Böyle saçımı güneşte göstereyim. Böyle güneşe geçeyim. Bu şekil. Nasıl olmuşum bacım? Yorumlara yazın. Dudağımı beğendim de beğenmedim de. Ben normalde bu koyu renk bir dudak kalemi sürdüm. Emily'nin 217'si galiba. Normalde Biolis Karamel 104 kullanıyorum zaten. Farklı olsun dedim. Ama yanıma yine de Biolis'i aldım tabii ki de. O benim can yoldaşım. Ve hiçbir yerde onun stoğu yok. Bugün aklımı bana unutturmayın. Beşiktaş'ta yine Gratis'e girip bakacağım. Bu arada şöyle Beşiktaş'ta buluşacağız. Yemek yiyeceğiz. Öyle. Oradan harbiye geçeceğiz. Neyse ben fit check-up yapayım. Şu benim meşhur köşede. Şurası biliyorsunuz. Benim meşhur köşe. Burada bir fit check-up yapayım. Manyağım. Havanın bu derne sıcak olmasına anlam veremiyorum yani. Gerek yok bu kadar sıcak. Ben anlıyor musun? Hikaye. Yani. Marmara'ya gittiğim sokakta şu an pazar olduğu için oradan gidemedim. Başka sokaktan dolaşmam gerekti. Yani yolum uzadı. Öyle. Tüm gereksiz bilgileri size verirken ben. Burada bir tane dükkan vardı burada. Tamam mı? Şimdi o dükkan kapanmış. Ya yani kapandı. Marmara'yı tanımladı. Ve orada bir tane kediye bakıyorlardı. Kedinin orada evi falan vardı. Şimdi bu dükkan kapandı. O kedi ne oldu? Ben onu merak ettim. Gerçekten kedinin evini falan kaldırmışlar. Ben o kalsaydı kedi orada yatıyordu. Bakıyorlardı ona. Sonra kediye bakıyorlar mı hala acaba? Ben onu çok merak ediyorum. O kediyi de bayağı da görmedim. Gerçi ben 2-3 haftaları Marmara'ya gelmiyorum okula gitmediğim için. Neyse pazartesi yaz okulum başlıyor. İğrenç. Ya hiç tatil yapmadan yine ders mi çalışacağım ya? Bir de 2 tane ders aldım malım burada. Sağ ol canım. Ay alamadım kankim. Ne haber? Teşekkürler. Selam. Merhaba. Biz buluştuk kapıra bir gidiyoruz. Bir şey söylemek ister misin? Merhaba. Şule Cinderella gibi olmuş bensimsin. Merhaba galerim. Biz ıhlamur kastına geldik Beşiktaş'a. Şule fotoğraf çekeceğiz. Çok sıcak ama. Bak bir tavşan bulduk. Bunu eve götürebiliyor musun yani? Şu bebeği alalım. Şu beyazını. Arkadaşlar bakın tavuk. Ne bu tavuk kuşu mu deve kuşu mu ne bu? Aşırı güzel bir şey. Bu ne böyle? Bayıldım sana. Biraz. Bu da fotoğraf çekecek bekliyor. Bu sefer ben de konuşabilirim. Şöyle her videoya şimdi sustuğundan dolayı aynen. Biraz da sen konuş. Merhaba. Şimdi fotoğraf çekildik ya. Nazlı beni arkadaşlıktan atmadan fotoğraf çekilme işlemi bitti. Çok mutluyum. Şimdi yemek yiyeceğiz çünkü geberiyoruz biz başlıktan. Evet, ben çok açım. South Fry'da gideceğiz ama. Ben de çok açım. Tam olarak bir aydır falan canım South Fry çekiyor. Sonra da gerçekleştireceğim. Bilmesine geldim. Başla. Oğlum bu nasıl bir su içme şekli? Paramalı tüfek gibi. Ihlamur kastı diye şeye mi geldik? Hayvanat partisi. Tavşan gördük. Deve kuşu gördük. Kanka nereye gidiyorsun? Çıkıştan. Kanka çıkış böyle gösterdi. Düşünün çıkamıyormuş.
Ama çıkış öyle gösteriyor. Ne gördük? Deve kuşu. Deve kuşu muydu? Deve kuşu gördük. Tavşan gördük. Aynen, tavuş kuşu. Tavuş kuşu. Onu gördük. Tavşan gördük. Gaz gördük. Kedi gördük. Başka ne gördük? Tavşan. Söyledim ya, o kez. Geldik yavrum, çok şükür yarabbim. Sabahtan beri arabayı aramak için dolanıyordum ya. Ama kendimi göreyim. Arkadaşlar merhaba. Biz yemekten kalktık tatlı yemeğe. Biz de böyle bir hayvanız. Merhaba. Nazlı beni arka kameradan çekmesin diye buradan çekiyorum. Buradan da gıdığım çıkıyor. Ben çekeyim. Şimdi Nazlı söyledi, tatlı yemeğe geldik. Bu da ters galiba. Bir saniye. Aynen, tatlı yemeğe geldik. Öyle. Ben de Nazlı'yı çekeceğim şimdi. Yüzüm yanlış çıkıyor. Yanlış. Ay, gözlüğümde ben varım. Bak dur, kafanı tut. Aynı yerde şu an. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Rent kapıdayız. Kaplanana içecek bedava. Buraya gelin. Reklam. Merhabalar. Biz tatlımızı yedik. Ay, bir kameraya kaldıramadım. Nasıl? Evet. Nefret ediyorum buradan. Bir saniye konuşacağım. Acil bir soda krizimiz geldi. Sen de biraz konuşur musun artık ya? Konuşacaktım ama çok kalabalık kankaydı. Yani kalabalıkla konuşmamın ne alakası? Biraz sosu ankastrını yer. Hayır. Benim yenemiyorum. Katılsın. Şimdi Garit'ten çıktık. Ben her yerde Birlis'in 104 karamelini arıyorum ama yok. Bir de pembe pudrayı arıyordum. Evet, pembe pudrayı arıyordum. Ben de arıyordum aynı şekilde. Bulduk. Pembe pudrayı aldım ama hala Birlis 104 karamel yok. Birisi ne olur bana bulup at alabilir mi? Vallahi. Ben şöyle bir şey denemiştim ben. Kirazlıyı. Alayım mı arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Şu. Neyse, Birlis 104 karameli gördüğünüz anda benim için ayırır mısınız? Lütfen. Rica ediyorum. Arkadaşlar merhaba. Yine biz kestane balığı yerinden merhabalar. Otobüse bindik Beşiktaş'tan. Şimdi Harbiye'ye yakın bir yerde indik. Yürüyoruz Harbiye'ye. Bulmaya çalışıyoruz yeri. Öyle. Öyle. Saçlarını savur. Arkadaşlar başardık, geldik. Ama yanlış bir yere girdik. Bir tane köfteci bizi durdurdu. Sarbiye'ye mi gidiyorsunuz dedi. Biz de evet dedik. Galiba yanlış yere gidiyorsunuz. Orası kulis girişi dedi. Biz de zaten kulise gidiyorsunuz. Evet, öyle. Neyse, mal olduk biraz ama geldik çok şükür. Ay, bu ne, iniyor iniyor bitmiyor ve burası çok büyük bir yer. Arkadaşlar bu ne böyle? Arkadaşlar biz biraz yakın gelmişiz. Yani evet. Öpüşeceğiz herhalde o kadar yakınlıkta. Yani şu kadar bir mesafe var. Ya bu kadar mesafe yürüdük yani. Kardiyo yaptım ben şu an. Evet, bir dahakine ucuz yerden alalım bari paramızı. Evet, yani çok para verdik de biz. Olsun. Abi çıkar mısınız? Sizi de çekmek zorunda kaldım. Boşuna çekmeyeceksin. Bir saniye dostum. Kafam kocaman çıkıyor. Kanka böyle olmaz. Heh. Merhaba. Naz dedi ki hazır burada hiçbir şey yapmıyorken bir şeyler anlatalım dedi. Bunu anlatacağımızı bilmiyoruz çünkü ben sadece ders çalışıyorum. Ben de çalışıyorum. Kadıköy'de. Şule'yle Yağmur artık bir hayatım olmadığını o kadar inandı ki benimle buluşmadılar bile. Evet. Evet. Neyse. En sonunda mühendis olacağım. Evet. Belki inşallah. 6 yıl sonra falan olur. Yağmur 7 dedi biliyor musun? Ben 6 diyorum. Daha iyimserim. Bence sadece inanmadı ki. 2 yıl falan uzatır. Zaten 2 yıl uzatır maksimum. Sonra sen okuldan bana yapıyorsun. Öyle mi? İşte böyle biz konseri bekleyelim. O kadar çok yedik ki. Ay, kusacağım gerçekten. Yemek kokusanınca böyle midem kalıyor. Böyle İskender falan gösteriyor ama yani gösterme. Biz ne yaptık biliyor musun? Saat Fırat'tan çıktık. 5 dakika sonra Ant Cafe'ye gittik. Bu arada gidin oraya. Tatlı olana içecek bedava. Fenasal bir reklamını yapıyor yani. Evet. Nazlı'ya sponsor olur mu? İşbirliği. Şaka değil. Para verdim. Neyse, hem tatlı güzeldi bence. Ama çok doyduk yani. Nefes alamadım. Sonra bir sola aldık. Yemekten sonra gitmeyin. Yani bayağı. Tamam, yemekten bir 15 dakika sonra gidin. 5 dakika sonra gitmeyin bari.
çok güzeldi ama yani şu an gerçekten nefes alamıyorum. Yani şarkı söylerken Emircan ben böyle duracağım. Nefes almaya çalışacağız biz sadece. Ay kanka bir şey söyleyeceğim. Kolum çok ağrıyor. Tamam kanka bitirebilirsin artık. Bye. Benim son zamanlarda en çok kurduğum cümle. Kanka çok komik. Şey, onun... Yok kanka, o değil. O değil mi? Daha genel düşün. Eğitimsel. Kanka ben okulu bırakacağım. Evet, bölümü bırakacağım. Kanka ben bölümü bırakacağım. Her şey olur mu gece? Gece tam göz ekibinin kurman güzel ve basan neleri yaşam bu hayati. Yeah.